Selamun aleyküm kurmadık talebeler. Bugün biz sınavlar kursu soruşumuzun kırış kısmına konuşacağımız. Yani altın oğullik, kıyvaşık ve fazlulik mekanizmi tahmin tutacağımız, asıl kurulmaya yönetmemiz. Bu da bize de altın oğullik değişimi sebebi mi? Bu da bize de mekanizmi altı zino, yani altı boğun taşıyı kaladı. Bundan birincisi kriyoşik. Kriyoşik diyende bütün aynanı hareket edildiğine burada 360 gradüste aynanı. İkincisi bize de şaton soğanadı. Şaton bu mürekkep hareket edildiğine burada 32'de paralel koç hareketlenadı ve bu oka atropada yani sebep için bu oza oka atropu burada uyum atropada yarım aynanı gereken hareket kaladı. Yani iki tane hareket kaladı. Bundan kendisi bize de üçüncüsü karamisko bulup, karamisko diyen de pozarımız ok atropudur, yarım aynalı hareketli iyi. Turincisi yana şatın, beşincisi bize de pazun soğunanadı. Bu pazun yanı toş, tekstilikte bir hareket yöret hareketlenen yani yok devlete yok paske. Ve altıncısı bize de tayyancılar soğunanadı. Ama dayanç bitti bu konu soğlanırdı ve bozulmaz hareketli ilgi bulur. Kendisi, şimdi burada strukturasını görüp çıkarmız. Strukturası diyende birinci navbette bu cisim mekanizmi erkillik derecesi görürler. Erkillik derecesi değil mi? Erkillik derecesi mekanizmi hareket görür yani. Birinci kırış, yani bize de kırış kısmı da kriyoşik oynadı. Baş kriyoşik bir hareket verilirken de togen mekanizmlerini hareketli kirdirici düşünürlerdi. Yani bitti mekanizm, onun mekanizmini hareketlendirmek için neşte hareket gerek olurdu. Yani neşte kırış kısım gerek olurdu. O şeyleri korup çıkarmaz. Demek bize de asıl erkeklik derecesini sorulmak için formlarımız var. 3, 50, 1, minus 2 ve 5 minus 1 bize de enimiz zminoyla sonu yani boğuna sonu P5 diyenler bize de kinematik cüzdiklerinde hareket sonu yaparak P5, P4 ve P4 geçe kursatırlar. Bize de fazla P5'lerimiz bu. P4'larımız yok. P5 diyene 6'da harekette 5'de hareket çekilen diyene. Eğer biz şarekin solda kurabiliyor musak fazla olur duruyor şar. Bu şarımız fazla olur 6'da hareketli ilgi. Yani X oku boyla çarpı 10 gibi hareketlenendi. Z oku boyla ilgilerinden hareketli ilgi ve Z oku boyla ilgilerinden hareketli ilgi ve uzun navbatıda şu okla atrofda aylama hareketli ilgi bölüm. Üçüncü bize olsa hareketli ilgi etki olmuş şartı. Şimdi bize de hazır. Kinematik güçlükte ha bitti. Boğurlarını ulanken joyda bizde kinematik cüzdik hosil bo'ladi. Kinematik cüzdik qachon hosil bo'ladi? Kinematik cüzdik 2 yoki undan ortiq boğurlar bog'langan paytda ishlanish bor joyda bizda kinematik cüzdik hosil bo'ladi. Bizning boğurimiz faqat 5-inchi kinematik cüzdikdan iborat. Chunki har birta bog'langan joyda faqat bitta harakat qiladi. Ya'ni bir-biridan shu bitta tekislik bo'yicha harakatlanadi. Demek, birinci P5'imiz 6. boğumdan birinci boğum orası da kendisi ikinci, birinci boğum da ikinci boğum boğulan geliyor öyle kendisi 6. boğumdan 3. boğumdan boğulan geliyor öyle elbette boğumlarımız bir yolda 3'lü boğum boğulan geliyor sonra da bize de 2'de P5 olsun burada. Yani 2 bilan 3 bo'lgan joyi va 2 bilan 4 bo'lgan joyi bizga 2 ta P5 beradi. I bu yo'lda qolsin deb
Endi topib oldik. Bu yoq o'g'rilamiz. Hamma bo'g'imlar uchun hisoblanadi va hisoblab chiqqanda bitta bo'g'im olib tashlanishi kerak bo'ladi. Bu qo'zg'almas. Ya'ni harakatga ega bo'lmagan bo'g'imlarni olib tashlaganimizda quyidagi formulaga ega bo'lamiz. Bu faqat harakatga ega bo'g'imlarni formulasi, erkinlik darajasini formulasi. Endi agar topadigan bo'lsak, bizlar zvenolarimiz qo'zg'aluvchi zvenolarimiz 1, 2, 3, 4, 5 degan. Keyin minus 2 propagandik kinematik yuklilarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 degan kinematik yuklilar bor. İkinci, 5-ci darajali kinematik yuklilar. Va 4-ci darajali bizda yo'q, o'shaning uchun 0 bo'ladi. Javobimiz bizda 1-ga 1 degani erkinlik darajasi mexanizmga bitta harakat berish orqali qolgan zvenolarni harakatga keltirsa bo'ladi. Ya'ni bizlarga krivoshipka qandaydir kuch ta'siri ostida harakat beradigan bo'lsak, bu krivoship qolgan bo'g'inlarga harakat berganda qolgan bo'g'inlar harakatga keladi. Endi tekshirib oldik, demak mexanizmimiz ishlaydi, bitta harakat bergan. Endi asl guruhlariga bo'lib chiqamiz. Asl guruhiga bo'lganda bizga birinchi bo'lib kirish mexanizmidan boshlaymiz, ya'ni harakatga ega mexanizmni ajratib olamiz. Bizda harakatga ega mexanizm birinchisi bo'ladi. Mana bu, ya'ni tayanch bilan krivoship orasidagi harakat bo'ladi. Birinchisi teng bo'ladi. 3 ko'rsatuv nechta bo'lgan? 1, 2. Shunda birinchisi hisoblanmaydi, 6-chi bo'lgan hisoblanmaydi. Bizda faqat harakatga ega bo'g'inlar uchun formulamiz bor. Bu yerda birinchi bo'lgan, ya'ni harakatga keladigan bo'g'imiz bitta bo'ladi. Keyinsi ayramiz 2 ta. Kinematik yuklilik nechta bizda? Kinematik yuklilikimiz bitta, ya'ni 6-chi bo'g'imdan 1-chi bo'g'inni bog'langan joyi barobar 1 ga teng. Demak, bu yerdan sa harakat berdi. Keyinsi ikkinchisi ma'lumotlardan ma'lumki, shu mavzu o'tgan nomini barcha aytgandi. Keyingisi asl guruhida oilasi bo'yicha chiquvchi zvino olinadi, ya'ni bizda chiquvchi zvino harakat tugallangan zvino hisoblanadi. Ya'ni harakat kirdi, qolgan zvinolar harakat uzatmoqda va oxirgi ikkita zvino harakat chiqish zvinosi hisoblanadi. I z asl zvinoni ajratib olamiz. Endi ajratib olgan paytimizda bu yerda bir qismni olamiz. C to'chka va C to'chkaga qaysi bo'g'indan bizga harakat kelyapti? C to'chkaga bizga faqat B'dan harakat kelyapti. Bu qismni o'sha qiziqtirmaymiz hali. Endi bu 5-ci bo'g'imiz, 4-ci bo'g'imiz va bu yerda 6-ci bo'g'imlarimiz bor. Endi ko'ramiz, bu yerda nechta kinematik juftlik bor. Tak. Agar yozadigan bo'lsak, ikkinchisida 3 ko'paytirib, qo'zg'aluvchi bo'g'imlar soni NP. Tak. 4-ci bo'g'im bizda qo'zg'aluvchi va 5-ci bo'g'im bizda qo'zg'aluvchi, 6-ci bo'g'im qo'zg'almas hisoblanadi. Shuni hisoblaymiz. İşte qo'zg'almas bo'g'imimiz bor. 3 ko'paytirib 2 minus 14 bo'yicha 2. Endi nechta kinematik juftlik bor? 5-chi darajali kinematik juftliklarimiz bizda tak, birdan harakat kelgan paytdagi bitta juftlik hisoblanadi va bu yerdan berilgan ikkinchi 4 bilan 5 bo'lganda bitta juftlik va bu yerda 5 bilan
10 da bu olmaya geliyor. Bitti cüzdük sobranın. Şunu yapısı oldu ki 4, 5, 3 de buradır. Evet. 3 de burada. Valla 0. 0. 0 bir yerde 0 bir yerde. 0 bir yerde. Eğer bizge bu şartın ortalığı C2'ye hareket verilmezse bize de 4. ve 5. boğulumuz hareket etmeyecek. Şahı sonu gibi bizim de hareketsiz olur. Kendisi. Üçüncüsü. Üçüncüsü, kogaz günlerden olanız. Yani, bölümden olanız. Kendisi, yani çizim olanız olanı. Demek biz de oraya vurgunlarımız üçüncü bak böyle nokta böyle aldığımız bir sergi uzatıldı ve dört ayak uçak yoktu. Yeni bize kursak koşumuz gerek böyle koşuyla kaçtık. Vurgunlar hareket uzatıldı oldu. Demek birinci boğunda hareket böyle verir oldu. Böyle olmalı kogen boğunda hareket o oldu. Şimdi uzvalıcan boğunda sonra bize de bir noktaya hareket vergende birinci boğunuz hareket kekeri. Birinci hareket kekeri onun növbeti de sırdı boğuna gelmeki sırdı. Boğunumuz hareket edilir, şunu sorduğu ikide uzvalıcan hareket boğunumuz ol ve bitti. 6. boğun hareket ikiymiş bizim de. Şimdi 5. dereceli kinivers düzgüler sonra bir yerde 1. boğunla 2. boğun ulan geldi, bitti kinivers düzgü. 2 ile 3 üreniye döndü. İşte 2 üreniye döndü ve 6 ile 3 üreniye döndü. Bitti 2 üreniye döndü. Evet. 3'te 3'te bundan sonra 2 üreniye döndü. Hareket uzatılması, kogen boğularımız büyüğü tam hareketli kemiği. Demek bizlerin düzgün mekanizmimiz doğru. Yani bitti mekanizmden, bitti hareket olan kogen mekanizmden, kogen boğularından hareketli kemiği olamaz. Kırış kısmı şunlardan yuvarladığı için, yuvarladığı için, yuvarladığı için, yuvarladığı için.